hakkında soruşturma açılmış olan bakanları doğru söylüyor. Onun haricinde Türkiye'deki herkes yanlış söylüyor. Yanlış söyleyenin hepsini de bak hepsi bir oldu diye tarif ediyor. Kurban oldu. Sen daha bu işlerde haberin yoktu. İstanbul'da rahmetli Erbakan öyle söylüyordu. Ben bunlara ders verirken bunlar artık arka kapıdan kaçıp top oynuyor diyor. Ben bu topçuluk zamanında biz bu milletin hizmetindeydik ülkücüler olarak, ülkücü hareket olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. 45 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi ismiyle biz her seçimde bu milletin önüne çıkıyoruz. Hizmete talip olduğumuzu bildiriyoruz. Az çok desteklerini alıyoruz ve aldığımızdan da Allah razı olsun diyoruz. Sen daha yeni başladın. Ondan sonra da tutup saplan samanı bir karıştırmaya kalkıyorsun. Onların hepsi bir oldu. Kimdir bir oldu dedikleri? Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Türkiye'de bir dini cemaat, hizmet hareketi ki okulları bilebildiğimiz önde görünen faaliyetleriyle kötü denemeyecek çalışmaları olan bir cemaat. Ama en ayıbı, en şeyi bu PKK'nın siyasi kanadı olan BDP'ye de bizle beraber olduğunu söylüyor. Kurban olmayın, yukarıda Allah var ya, bu vicdansızlık. Yani hepsi aynı şeyi söylüyor diyor. Baba sen hırsızlık yaparsan, bütün mahalleli hırsız var diye bağırdığında bütün mahalleli bir oldu diye kızılmaz ki. Türkiye'de yaşadığımız durum da ayıp, ayıp. Bu millet sana helal oylarıyla iktidarı vermiş. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı olmuşsun. Bu şeref sana yetmiyor mu? Bu şeref, bu haz seni, aileni duyurmuyorsa gözünü toprak doyursun sen. Ve çok kıymetli Kumlucalılar, 30'unda sizden bu bahsettiğim noktaları mutlaka değerlendirmenizi rica ediyorum. Yani Kumluca'da Bayram Bey, Antalya Büyükşehir'de Kemal Bey'i seçeceksiniz. Ama bu kadar da yetmez. Bunların da kulağını bir büküm kurban olayım ya. Bir akılları başlarına gelsin. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.